Vallahi yeni Türkiye sineması denen bu sürece ya da yeni Türkiye sineması denen bu şeyi açıkçası buna dair çok kafamda bir fikir yok. Yani yeni Türkiye sineması bir kendi kendine oluşan bir süreç. Bunu sağlayan da bence Kültür Bakanlığı ve dijital sistemler. Yani daha kolay film çekilebiliyor olması. Atıyorum Mark 2, Mark 3 işte dijital kameralarla daha profesyonel Arikem Alexa ile daha kolay çekilebilmesi film pratiğinde, film üretebilme pratiğini de arttırdı. Kültür Bakanlığı da tabii ki buna önemli bir destek sağladı. Fakat şurada önemli bir şey var ki çok film çekiliyor olması yeni Türkiye sinemasına fayda sağlayabildiğini düşünmüyorum. Çünkü film çekim sürecinde bazı şeyleri atlıyoruz galiba. Filmin kolay çekilebiliyor olması onu kusursuz yapmıyor. Filmin prodüksiyonunda harcanan paranın bir o kadarı daha post prodüksiyonunda harcanmazsa film gerçekten pek de bir işe yaramıyor. Yani miksaj, kurgu, miksaj, foley, tüm bu süreci baskı, prodüksiyona yani çekim süreci kadar önemsemek gerekiyor. Bu süreçte çok film çekiliyor ama bu çok da sağlıklı bir sonuç veriyor diyemem. Yeni Türkiye sinemasından kasıt şuysa son dönemde genç kuşak yani benim kuşağımdaki yönetmenlerin filmlerinin ödül alması ya da işte Avrupa'da daha görünülür olmasıysa evet böyle bir süreç var. Yeni Türkiye sineması denilen adlandırılan süreç buysa tamam böyle bir süreç var ama bu harekete yaslanıp bence kendimizi çok da geriye koymamak gerekiyor. Yani şunu kastediyorum ki sinema bütün sanat dallarının içinde barındıran, neredeyse hepsinin içinde barındıran bir alan ama buna rağmen çok zayıf bence. Yani şöyle söyleyebilirim. Gördüğünüz bir tablo bu. İşte Caravaggio olabilir, işte Picasso olabilir. Sizi acayip etkiler. Tek başına bir sanat dalı olarak, plastik sanatların bir eseri olarak çok etkiler. Gördüğünüz bir mimari eser sizi çok etkiler. Bir fotoğraf yani Kudelka'nın mesela bir fotoğrafı bir filmden daha çok etkileyebilir insanı. Bir roman özellikle roman daha güçlü bu alanda. Bunların hepsini içinde barındıran onlardan faydalanan sinema bana göre çok zayıf. Şimdi şöyle bir durum oluyor galiba bu yeni sinema hareketi denilen grubun sürecin içinde. Aynılaşma söz konusu ki bu çok tehlikeli bence. Yani materyali zorlamak, aramak, zenginleştirmek, işte kurgu alanında zenginleştirmek, görüntü anlamında zenginleştirmek, diğer disiplinleri sinemanın içine daha güçlü bir şekilde sokmak gerekiyor. Yoksa bu yeni sinema hareketi dediğimiz oluşum çok kısa bir süre içerisinde kısır bir döngüye girecek diye düşünüyorum. Ama şu an için evet çok Avrupa'da Türkiye sineması anlamında bir fark edilirlik sunuyor. Bu bir gerçek. Ama bunu sürekli hale getirmek, yaratıcılığı devam ettirmek bence şart.